örneğimizde A akım yöntemini kullanarak 80 voltluk gerilim kaynağının ürettiği gücü ve 8, 8 ohmluk direnç üzerinde harcanan gücü bulmamız isteniyor. Bunları bulabilmemiz için öncelikli olarak bu devre elemanlarının üzerinden akan akımları bulmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle önce bu devrenin içerisindeki ağların nereler olduğunu tespit etmemiz lazım. Hatırlayacağımız gibi A dediğimiz yapılar en küçük kapalı döngüler idi. Bakın burada bir tane bir kapalı döngü var. Buna mesela bir numaralı A desem. Buna iki numaralı A desem. Burada bir tane kapalı döngü var. Bu A akımlarını biz her zaman saat yönünde seçiyorduk. Hatırlarsanız. Ee, bu A'lar için Birincisine I1, ikincisine I2, üçüncüsüne de I3 şeklinde isim verelim. Şimdi yapacağımız şey bu ağların içerisindeki denklemleri oluşturmak. Akımın yönünü takip edeceğim. Bir numaralı ağın denklemini oluştururken A akımından faydalanacağım. Eksi 80, 80 voltlu kaynağın eksi bacağından girmiş. Dolayısıyla eksi 80 olarak işledim. Her bir direnci pozitif şekilde bu denklemlere yerleştiriyorduk yalnız. Buradaki gibi ya da buradaki gibi veya buradaki gibi iki ağın kesişiminde bulunan dirençler varsa hangi ağ denklemini yazıyorsanız o ağın akımı olarak seçtiğiniz akımdan diğer ağın akımı olarak seçtiğiniz akımı çıkartarak bu denklemi daha doğrusu gerilimi yazmanız lazım. Şimdi 5 ohmluk direncin üzerinden akan akım birinci denklemin içerisinde I1 eksi I2 şeklinde yer alacak. 26 ohmluk direncin üzerinden akan akım I1 eksi I3 şeklinde yer alacak. Bunların hepsi tekrar başladığımız noktaya geldiğimiz için toplamı sıfıra eşit olacak. İkinci ağa bakalım. İkinci ağda diyelim ki şuradaki düğümden başladığımızı ve yukarıya doğru şu yönde devam ettiğimizi kabul edelim. İlk olarak 30 ohmluk direncin gerilimini yazacağım. 30 ohmluk direncin üzerinden akan sadece I2 akımı var. Geldim. Şimdi 90 ohmluk direncin üstünden akan akımı yazacağım. Bu sefer 90 çarpı I2 eksi I3 şeklinde bu akım. sağdan sola doğru I2, soldan sağa doğru da I3 akımı geçtiği için burada görüldüğü şekilde bu gerilimi ifade ettik. I2 akımı devam ediyor. Geldi. 5 ohmluk direncin üzerinden geçiyor. 5 ohmluk direncin üzerinden geçen sağdan sola doğru I2 akımı var. Ama aynı zamanda alt taraftaki ilmekte de, alt taraftaki e, A içerisinde de soldan sağa doğru giden I1 akımı var. Dolayısıyla bu ikisinin farkı ve dirençle çarpımından dolan e, oluşan gerilim. 3 numaralı A, A bakalım şimdi. 3 numaralı A'da alt düğümden başladığımızı kabul edelim. 26 ohmluk direnç üstünden I3 eksi I1 şeklinde bir akım akıyor. 90 ohmluk direnç üstünden I3 eksi I2'lik bir akım akıyor. Ve en sağ taraftaki 8 ohmluk dirençten sadece I3 akımı geçiyor. İşte bu yazdığımız ifadelerin hepsi aslında birer gerilim bilgisi. Yani bizim burada yaptığımız şey gerilim denklemini oluşturmak. Gerilimin korunumu, bu gerilimin, bu ağın içerisinde var olan gerilimin, bir takım devre elemanlarının üzerinde harcanması ve dolayısıyla da bunların toplamlarının sıfıra eşit olması söz konusu. Ana ...denklemlerimi çıkarttıktan sonra... ...bu denklemlerin her birini... ...standart formda göstermem gerekiyor. Ki hesap makinesine kolayca... ...bunları işleyebilelim. 31 tane... ...I1... ...eksi 5 I2... ...eksi 26 I3... ...eşittir 80 diyeceğiz. Be, eksi 5 tane I1 artı 125 tane I2 eksi 90 I3 eşittir 0 eksi 26 I1 eksi 90 I2 artı 124 I3 eşittir 0 bu katsayıları makineye yerleştirdiğinizde I1 için 5 amper. U2 için 2 amper. U3 için de 2,5 amper bulacaksınız. Şimdi bu bulduğumuz akımları güç kaynağının ve direncin gücünü hesaplarken kullanacağız. A şıkkına bakalım. A şıkkında 80 voltluk kaynağın gücünü bizden istiyordu. 80 voltluk kaynağın üzerinden akan akım I1 akımı. I1 akımı bu kaynağın eksi bacağından girmiş. Dolayısıyla eksi I1 çarpı V. I1'in büyüklüğü 5. Gerilim kaynağının büyüklüğü 80. Dolayısıyla burası eksi 400 watt. Yani 400 wattlık güç üretiyormuş. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında 8 ohm 8 ohm'luk direncin e, gücünü bulurken her zaman I kare R formülüyle hesaplayacağımızı biliyoruz. Yani her zaman dirençlerin güç harcayacağını biliyoruz. E, 8 ohm çarpı üstünden akan akım I3 akımı. I3 akımı 2,5 amperdi. Bunun karesini aldığımızda burası da 50 watt yapıyor.